Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda PAR sensörü, internetten almış olduğum PAR sensörünün testini yapacağız. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aracımıza takmadan önce bir ön test yapacağız biz bunu. Onu nasıl yapacağız? Şöyle. Bir 12 voltluk adaptörümüz var. Bununla yapacağız. Şöyle göstereyim. 12 voltluk adaptörümüz var. Onunla yapacağız. Eğer sizin de elinizde varsa böyle bir adaptör, siz de önden bir test yapıp çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. İki tane kablo. Birisi artı, biri eksi. Şöyle göstereyim. Şunun dışı eksi. Şu kablo eksi, mavi olan. Şu kablo da yeşil. Artı. O da soketin içine. Artı, eksi. Bunlar böyle kalsın şöyle. Adaptörümüzü bir prize takalım. Adaptörümüzü prize taktık. Şimdi PAR sensörümüze bakalım. Evet. Genelde her zaman olduğu gibi klasik içindeki parçalar. 4 tane sensör var. Böyle elektrik alınacak kablosu var. Bir tanesi tamponu denmek için aparat gönderiyorlar içinde. İki tane de işte bunları da kutuya yapıştırmak için. Bir de göstergenin yapışkanları bunlar. Çift taraflı bant. Şunları şöyle ayıralım. Sensörlerimiz burada. 4 tane. Bunları tek tek kontrol edeceğiz. Bu da elektrik aldığımız kablo. Bu da arabamızın geri vitesine bağlanan kısmı. Şöyle şu kırmızı yere takıyoruz bunu. Bunu taktık. Bu da gösterge. Göstergeyi de hemen yanındaki yere takıyoruz. Şöyle. Burada tamam. Şimdi sensörlerimizi tek tek kontrol edelim. Önce bir tanesini takalım. Şuraya takıyoruz. Adaptörümüzden de elektriğimizi alalım. Eksi. Bu da artı. Görmüş olduğunuz gibi göstergemize geldi. Evet. Sensörümüz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu çıkartalım. Bir diğerini takalım. Birincisi çalışıyor. Bunu ayıralım şöyle. Bir sonraki sensörümüzü ikinci göze takıyoruz. İkinci soketin takıldığı yere. Yaklaşık 2 metreye kadar mesafeden alıyor, algılıyor. Şu anda evimizin tavanını görüyor. Elimizi koyduk. Evet, bu da çalışıyor. Bunu da ayıralım. Şimdi bir diğeri, üçüncü. Üçüncü soketi yerine takıyoruz bunu da. Evet, 2 metreden algılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da çalışıyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da ayırıyoruz. Son sensörümüz. Onu da 4. soket yerine takıyoruz. Evet.
metrede algılıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sensörlerimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman gönül rahatlığıyla arabamıza montajını yapabiliriz demektir. Evet, bugünkü videomuzda far sensörü testi nasıl yapılır onun videosunu çektik. Bir sonraki videomuzda far sensörünü aracımıza montajının videosunu çekeceğiz. İzlemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.